Ukrayna'nın doğusunda Luhansk bölgesini işgal eden Rusya'nın sıradaki hedefi Donetsk bölgesi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerlerimiz plana göre tüm hedefleri yerine getirmeli dedi. Rusların çekildiği Yılan Adası'ndaysa göndere yeniden Ukrayna bayrağı çekildi. Ukrayna'yı işgal eden Rusya doğu cephesinde ilerliyor. Ukrayna ordusu haftalar süren çatışmalar sonrası Lisichansk'tan çekildi. Büyük kısmı harabeye dönüşen kent Rus kontrolüne geçti. Ukrayna'nın açıklamasına göre çekilme bir taktik. Ukrayna ordusu hem insan gücünü korumayı hem de batılı ülkelerden temin edilen uzun menzilli silahların yardımıyla karşı saldırı başlatmayı planlıyor. Ukrayna işgalinin dönüm noktalarında toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu bu kez Luhansk gündemiyle buluştu. Shoigu, Luhansk'taki operasyonun tamamlandığını açıklarken Putin, hedeflerin hepsi yerine getirilmeli dedi. Doğu grubu ve batı grubu da dahil olmak üzere askeri birlikler tüm görevlerini onaylanmış planlara göre yerine getirmelidir. Umarım her şey Luhansk'ta olduğu gibi devam eder. Luhansk, sanayi bölgesi Donbas'ı oluşturan iki bölgeden biri. Şimdi Rusya'nın hedefinde Donetsk var. Rus güçleri Donetsk'in yaklaşık yarısını kontrol ediyor. Öncelikli hedefler Slavyansk ve Bahmut kentleri. Çatışmalar şiddetlendi. Rusya, Lisichansk işgalini uzayda gösteriye dönüştürdü. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Rus kozmonotlar, ayrılıkçı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bayrağını açtı. Rus askerlerinin çekildiği Yılan Adası'nda ise göndere yeniden Ukrayna bayrağı çekildi. Orada bunlar olurken Türkiye'nin ve Ukrayna'nın askeri heyetleri Ankara'da bir görüşme yaptı. Bölgesel savunma ve güvenlik masadaydı. Milli Savunma Bakanlığı bir yazılı açıklama yaptı. Buna göre Türkiye ve Ukrayna askeri heyetleri bugün bakanlıkta Milli Savunma Bakanlığı'nda yaptığı toplantıyı. İkili bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtiyor bakanlık.